kadı kolları var. Kadı kolları bu eşinize yaptım. Elimde. Vallahi eşinize. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tanışırız da memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoca Portacan. Merhabalar. Efendim, zaman zaman beni veya diğer siyasileri bazen uzaklar yaşayıp ne düşünüyor bu kişi diye. Haklısınız. Teşekkür ederim. 50 yıldır peşindeyim. Eyvallah. Babam. Sağ olun. Biraz daha geniş. Şu andaki ben şöyle söyleyeyim, yem fiyatları geçen yıl 75-80 liraydı. Şu andaki yem fiyatımız 155 lira oldu. Dün akşam 5 lira daha zam geldi. Bir çuval yem, 50 kilo yem 155 lira oldu. Geçen yıl 75-80 bandında geçen, şu anda %100 zam geldi. Geçen yıl aldığımız pamuk küspesi 90 liraydı, şu anda 165 lira oldu. Aldığımız zaman 50 kuruştu, şu anda 1 lira 250 kuruş oldu. Yani diyeceğim, şu yemi almamız için bizim 1 kilo 1 litre sütle, şu yemi almamız için 1 litre sütle şu anda 3 lira ama bunun 4,5 YTL olursa biz ancak böyle kazanabiliriz. Yani bu 4,5 lira olursa ancak evet 1,5 lira yemi alabilmek için 1,5 litre 4,5 litrelik süt 4,5 liraya süt satması lazım. Evet. Şu anda 3 liraya satıyoruz. Evet. Ve bayramda bizim sütlerimiz 1,5 liraya toplandı. Bunu evet. Hepimiz biliyoruz. Biliyor. Evet, 1,5 liraya. Geliyor, ister verirsin diyor, ister ver. Ne yaparsan yap. Yani çiftçinin hiçbir şeyi yok. Mazota gelelim. Tam biz mazot kullanacağımız sıra. Şu anda mazota hemen bayağı bir zam geldi. Tam şu anda. Ya kışın neden gelmedi madem? Tam şimdi biz kullanacağımız zaman. Bir de şöyle bir şey var. Biz neden yatlar, gemiler ucuz mazot kullanıyor da biz çiftçiler kullanamıyoruz? Neden kullanamıyoruz genel başkanım? Bir de genel başkanım şöyle bir şey var. Diyorlar ki şey olarak bunu böyle işte şeye gidiyoruz, bakkala gidiyoruz. Bunun 2 katını alıyoruz, 3 katını alıyoruz. Evet, bakkalda daha pahalı. Evet, daha pahalı. Ne giriyor bunun içine de ne yapılıyor ben anlamadım. Peynire 2 defa zam geliyor, bize hiçbir şey gelmiyor. Hani hiçbir şey yok. Benim işletmem şu anda günlük 600 lira gideri var. Ve 500 lira şey yapın yani günlük 100 lira zarar ediyor. Bir tane hayvanın yetişmesi için bir tane ben damızlık yetiştirmem için 27 ay beklemem lazım. 27 ay bekleyip de ben süt almam lazım. Bir damızlık bu saatten sonra şunu söylüyorum. İster şeylerine dikkat edin. Damızlık kesimi başladı. Yani evet hayvanlar. Damızlık yetiştirdim. Hayvanlar kesime gidiyor genel başkanım. Yani süt üretimi düşecek o zaman. Tabii ki süt üretimi düşecek. Evet. Zaten dışarıdan ithal ediyoruz. Evet. Süt geliyor. Peynir geliyor. Her şey geliyor. Evet. Ya biz üretiyoruz burada, üretiyoruz. Hı-hı. Ama bizim ürettiğimiz hiç. Arkamızda kimse yok. Üretmiyorlar. Evet. Nereye gidersek gidelim bizi şey yapmıyorlar. Evet. Genel başkanım. Genel başkanım. Sağ olun. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Ne kadar güzel çiçekler. Evet, evimin önü çok güzel. Sağ olun. Şimdi genel başkanım, dertlerimiz çok. Sağ olsun Ali Örkün Erdoğan'ız arasına geçmiş oluyor. Başkanlarımız olsun, milletvekillerimiz olsun. Uğruyorlar. Sağ olsunlar. Siz de uğradınız. Evet. Eliniz ayağınıza kolunuza sağlık. Şimdi benim bu işletmen ne yapabilirim? Ben kesime göndereceğim hayvanları. Evet. 27 ay. İyi duyun. Bir damızlık yetiştirici 27 ay bekledikten sonra bir hayvandan süt alabilir. O da bu adam tutarsa. Tutarsa aşılamadı. Yani bunun daha hiçbir gideri yok bu sütün. Buranın veterineri var. Saman var. Sılacım var, yemin var. Yani nasıl çıkacağız? Elektriğin, suyun, işçiliğin. Ama Allah kolaylık versin diyelim ama moralinizi bozmayı düzenli şekilde. Yok inşallah. İlk seçimlerde bunlar inşallah genel başkanım. İnşallah. Sizin kazanmanız lazım. Siz kazanacaksınız. Bir de şu var. Dünyada tek üretip de kazanamayan Türkiye var. Yani bizim bir şeyimiz var. Çiftçimiz var. Evet. Üretip de kazanamıyoruz. Üretiyoruz ama kazanamıyoruz. Dünyada tekiz. Böyle sistem ben hiç görmedim. Yani üretip de kazanamıyoruz. Evet. Ya ne yapacağız bilmiyoruz.
Üç tane çocuğum var. İnanır mısınız? Allah bağışlasın. Şey yapamıyorum ya. Çocuklarım nerede? Gelin buraya. Gelin. Üç tane çocuğum var. Yani ben bunları... inanır mısınız? Yani bu çiftlikten hepimiz çalışıyoruz. Hepimiz şey yapıyoruz. Yani bir lira kalmıyor ya. Bir lira ya. Annem babamdan şey yapıyorum ya. İşte babam burada. Babam emekli. Babam maaşından alıyorum. Yani o niye... Ta bir gün pazara gitmemiştir. Gidemedim. Gidemedim. Kazanmıyor. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Üretip de kazanamıyor. Yok böyle bir şey. Ama biz bunu 70'ten beri böyle bir düzenin gelmesini istedik. Ama şimdi geldi, iyi oldu. Kazanamıyoruz. Bayağı uyandı. Biz bu kesime gitmemesi için neler yapabiliriz genel başkanım? Yani sizin de bir mutlaka inşallah bir şey olduğu zaman yol haritanız mutlaka vardır, şeyleriniz vardır. Şimdi şöyle, Türkiye'nin sorunları var tabii, bunları biliyoruz. Sizin söylediğiniz sorunları sadece siz değil, ben gittiğim pek çok yerde gene evet sizler aynı şikayetleri dile getiriyorlar. Ama sizi dinlemesi gerekenler dinlemiyorlar. Kulakları sağır onların, gözleri görmüyor. Onlar başka işlerle uğraşıyorlar. Evet. Yapacağımız ilk şey şu, yani önümüzde nasılsa biz sandık geleceğiz. Evet. Bunlara bir dersini vereceğiz. Şimdi yani bir şey daha var. Tabii ki. Genel başkanım bir şey var. Tarım sigortası vardı. Onu da kaldırdılar. Evet. Tarım sigortasını da kaldırdılar. Ben tabii tarım sigortası nasıl? Benim gibi çiftçi olan birebir tespit edilmeli. Herkes tabii tarım sigortası. Evet. Ben de ona karşıyım yani. Evet. Ama tespit edilmeli. Evet. Neden benim elimden alındı tarım sigortası? Evet. Ben aynı şekilde biraz düşük yatırıyordum. Evet. Doğru, tarım desteklemesi için. Evet. Evet. Ne güzel, ne mutluyduk. Şimdi bin küsürlü oldu. Şimdi evlenmeden ben bunu Bağkur'la yaptım. Bekarken. O zamanlar 50-60 lira filandı. Bu 43 yaşında emekliliği doldu. Git de başkasını şimdi kaç para, 1000 lira mı? Şimdi 1000 küsür lira yatırıyoruz Sayın Genel Başkanım. Yani tarım sigortamızı inşallah siz geldiğiniz zaman inşallah bunu istiyoruz sizden. Yani tarım sigortası. Çözeceğiz hepsini. İnşallah. Moralinizi bozmayın. Tamam. Bir hayran ikram edeceğiz Genel Başkanım. Genel Başkanım bir şey... Maşallah iyi vuruyorsun vallahi. Onlar genç. Bir şey yapacaktım. Sizin kesmenizi isteyen. Genel Başkanım açalım. Gelin buraya. Bir uğurlu olsun. Eyvallah. Bunu siz mi yaptınız? Evet. 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 Ama çok güzel. Bir parça verin de gide hanıma götüreyim bak. Tabii ki. Bir parça değil. İstersen tepsisiyle hep cin alabilirsin. Yok yok. Tepsisiyle götürün. Hanımı tanıyayım ben. Tamam. Güzel. Otobüste tanıştık. Öyle mi? Ucağa güzel. Güzel. Tabii. Tanıyayım. Efendim. Evet. Tamam. Hadi bereketli olsun. Bir tane kesin anne. Hayranlar için bir kesin. Dilim mi? Dilim mi? Kusura bakma. Yo, estağfurullah, estağfurullah. Ben mitiklerde çok gezdim. 73'ten beri. Güzel. İnşallah. Tamam, buyurun. Annen göster bir. Annen göster. Başkan. Elinize sağlık. Afiyet bal olsun. Sizden bir randevum var. Üzülerek söyleyin ama. Ve olur olur. Teşekkür ederim bak, ya. Şurada Gülizar Hanım var. Heh. Tamam. Ankara'ya annem getirip geleceğim. Genel Başkan yardımcısı. Evet. Konuşun, beraber gelin. Anne telefon numarası. Tamam. Çok çok sağ ol ya. Eşine selam söyle. Aleyküm selam. Yüklerde. Ama bundan koyacağın eşine yedireceksin. Anne. Gelin madem Döküyorum genel başkanım. O da gelin. Buraya mı döküyorum? Evet, gelin. Tamam, tamam. Sayın genel başkanım, efendim. Tamam, gel. Ya bir toprak çekin, gel. Gel. Haydi bakalım. Teşekkür ederiz. Telefonla da alacağım şimdi. Tamam. Nedir aşağı bir tabii tabii. 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 Ben alayım, kapağını alayım. Keçimiz var. Pekmezi, salep. Ha, keçim var. Güzel. Adınız pekmezi var, bal var, hepsi var. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sayın Genel Başkanım. Çok teşekkür ederim. Keçim var sizin yavrum. Tamam, görüşürüz.
Hadi bakalım. Teşekkürler. Elinize, ayağınıza, burnunuza sağlık. Sağ olun. Yüreğinize sağlık. Sağ olun.